Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyiz vallahi. Siz gördük, daha iyi olduk. Biz de çok iyiyiz. Bugün YouTube'a seneler sonra dönüşümün ilk videosu. O yüzden biraz heyecanlıyım. Mazur görün. Maruz görün mü, mazur görün mü? Mazur. Arka kamerada, yani kameranın arkasında teyzem var. Sürpriz konuğumuz teyzemdi. Çak 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 çak. Bugün beraber ev turu çekeceğiz. Videonun ilerleyen kısımlarında zaten konuşuyor oluruz. Sesim yankı yapıyor olabilir çünkü ev bomboş şu anda. O yüzden kusura bakmayın. Başlayalım isterseniz. Hadi bakalım. Evin antresinden başlayalım. Öncelikle size bu ev hakkında nasıl çekim yasası çalıştırdığımı anlatıyorum. Bu ev teyze kaç yıl önce yapılmıştı? 3 yıl. 3 yıl önce bu ev yapılmaya başlandı. Daha hiç binalar falan buralar yoktu. Sadece örnek dairesi vardı. Biz böyle teyzemlerle falan beraber örnek daireyi gezmeye gitmiştik ve ben bu eve aşık olmuştum. Bizim eskiden oturduğumuz ev çok eski bir evdi. O yüzden ben orada hiç içerik üretemiyordum. O yüzden bir eve taşınmamız gerekiyordu ama o zamanlar çok zamanı değildi. Zaten yapılmamıştı burası da. Ankara'da böyle İstanbul'da beğendiğim gibi evler yok. Hepsi böyle küçük, ya işte ne bileyim karanlık falan filan evler. Yani düşük katlı. Ben biraz daha yüksek katlı ve ışıl ışıl böyle kocaman bir ev istiyordum. Çünkü sığamıyorum. Burası benim Ankara'da gördüğüm en büyük evdi. O yüzden diyordum ki ben buraya taşınacağım. Annem diyordu ki kızım buraya taşınamayız, olmaz falan filan. Taşınacağım dedim, ben burada yaşıyorum falan diye bir yemin ederim 3 sene boyunca bunu söyledim. 7-7-7. 7-7-7-5-2-0. Şimdi burası kocaman bir antre. Tabii örnek dairede benim en sevdiğim evlerde çita yapıyorlar ya buraların teyze beyaz. Bunu evet. Kendiniz de yapabilir miyiz acaba? Tabii ki. YouTube'da onların dıy videoları. Dıy videoları var, evet. Burada böyle şeyleri vardı, çıtaları vardı. Biz de buraya bir dresuar, şuralarda ne deniyordu? Aplik. Aplik. Aplik alacağız, lamba yani. Şuradan başlayalım. Şimdi bu tarafa ben geldiğimde çok karanlık çıktığı için ele aldım. Burası kapı. Buraya döndüğünüzde burada bir salon var. Duvarlar bu kadar sarı değil ama ışıktan dolayı galiba sarı çıkıyor şu anda. Burası salon. Annem buranın çok büyük bir salon olduğunu söylüyor ama bence hiç o kadar büyük bir salon değil. Muhtemelen buraya televizyon gelecek. Şuraya koltuk takımı gelecek. Şöyle dönelim. Burası böyle. Teyze el sallı oradan bize. Burası böyle bir aksesuarlık. Buraya da yemek masası takımı gelir diye düşünüyorum. Buranın ışığı da çok iyi. Hemen size bir deneyelim teyzemle. Şu an güneşe çıkamıyoruz bile çünkü burası. Ben bu kameranın ayarlarını da bilmiyorum. O yüzden patlıyor olabilir arkadaşlar. Bu videoyu bir de telefonla çekeceğim. Bakalım oradan nasıl çıkacak. Buranın ışığı böyle çok güzel. Burada muhtemelen kombin çekimlerimi yaparım. Kombin reels'larımı. Salondan çıktık. Şimdi de bu tarafa doğru ilerliyoruz. Burada bir vestiyer var. Bunu tekrar çektik de öğrendim ismini şimdi söylüyorum. Burada yine böyle çıta desenli. Umarım çıtaları geliyordur. Bunu İnşallah. Da bilmiyoruz gerçekten. Buranın içi bu şekilde. Burası böyle. İşte ev terlikleri. Kutlarımızı asmalık. Buraya terlikleri koymalık falan bir bölüm. Buranın dıştan görünüşü bu şekilde. Poz veriniz Dilek Hanım. Teşekkürler. Burası misafirler için bir alaturka tuvalet. Burada çok anlatılacak bir şey yok. Sadece az önce yine videoyu çekmemişiz yanlışlıkla. Orada söylediğimi söyleyeyim. Burada böyle bir ayna var. İçe dolap. Bu dolaba şey koymayı düşünüyorum. İşte atıyorum neye ihtiyacı olur bir insanın geldiğinde? İşte deodorant, islak parfüm, vücut spreyi, ıslak mendil, pet, zartür. Bunların hepsini buraya koymayı düşünüyorum ki insanlar bakıp direkt kullanabilsin diye. Sanki bana bak, güzellik merkezi yapaydı. Müşterilerimi çok önemserim. Burada anlatılacak pek bir şey yok. O yüzden devam edelim. Aslında burada ışık biraz kötüleşecek muhtemelen. Ama kısaca göstereyim. Şöyle. İçeride. Şöyle kiler alanı var. Burayı ben kullanmayacağım. Annemler kullanacak. Buraya Dilek Hanım anlatın lütfen. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, kiri çamaşır sepeti, derin dondurucu. Ha, aynen. Ondan sonra buraya da işte ayakkabı, kutulu ayakkabı var. Hı-hı. Bir de buraya da muhtemelen abimin o meşhur ıvır kablo. Abim dediği bu arada babam. Enişte demiyor, abi diyor. Ama çok küçük yaşlarda geldi ya ailemize. Oraya işte HDMI kablosudur, yok USB kablosudur. Biliyorsun erkekler böyle bir kablo. Yüzyıllar boyu kullanılmayan ama hep çok kıymetli olan o kutu. Burada böyle işte ne konulur bilmiyorum. Şu an buralar çok dandini, o yüzden yer kısmını çok göstermiyoruz. Kiler tarafından çıktık. Şimdi bu tarafa doğru ilerliyoruz. Benim bu evi tutmamdaki en büyük sebep olan kısma geçiyoruz. Yani mutfağa geçiyoruz. Sanki mutfakta çok zaman geçiriyorum düşüncesine. Mutfağa dikkat ederek buraya tuttum. Çünkü ben ada mutfak aşığıyım. Ve burası gerçekten çok güzel bir mutfak. Gelin. Böyle bir kapısı var. Lila girmesin diye koymuşlar bu kapıyı. Açalım.
Burası mutfak. Artık ev işlerini yemekleri anneme bırakmayacağım. Şaka. Öpüşüp buralar karışır. Burası erzak dolabımız. İyi çıkıyor muyum şu an? Hı hı. Okey, güveniyorum sana. Burası erzak dolabı. Annem buraya muhtemelen işte konserve domates, konserve bezelye falan bunları... Erzak sadece konserve demek değildir Zeynepciğim. Kurbakliyat da var ya hani bu hayatta. Kurbakliyat, fasulye, nohut, pirinç, mercimek. Mutfağın en sevdiğim yönlerinden biri de acayip fazla depolama alanı var yani. Her taraf dolu. O yüzden temizlerken canımız çıkacak. Hem yapacak bir şey. Burası buzdolabı konulacak. Daha konulmadı. Burası da dolap. Dönelim Bilek Hanım. Bu taraf ankastreler. Bunlar zaten direkt site kendi takıyor. Yani ev sahibi takıyor. Şuranın mikrodalga. Burası da böyle birleşik yapmışlar şık durması için. Burası da böyle bir çekmece. Örnek dairede bu kısma dergi koymuşlardı. Ben de buraya böyle çapraz çapraz dergi koymayı düşünüyorum. Buralar da dolap, buralar çekmece. Çok iyi. İnanır mısınız? Burası da dolap. Aa çok şaşırdık. Burada böyle kocaman. Hadi ben bunu açtım diyelim, tamam mı? Hadi benim boyutum ben var. Ben bunu nasıl kapatacağım? Mesela gitti bu buraya. Annem bunu nasıl kapatacak? Anneni geç, ben nasıl kapatacağım? Sen nasıl kapatacaksın? burası evi. Tezgah. Evye, o şeyin olduğu yer ama burada bir evye yok. Tezgah. Burada yemek tarifleri çekmeyi düşünüyorum. Sen. Evet. Buralar yine böyle raflı dolap. Şu üstte dolap, burayı da böyle yaparak açıyorsunuz. Yine kapanmaz, aşırı zor. Kapatıyoruz. Buralar klasik çekmeceler. Çok saçma bir çekmece. Aa evet, neden öyle? Burada ne böyle? Yani burası. Ne mana? Ne mana bilmiyorum. U harfli birisi yapmış işte. Burası da, buranın ne olduğunu inanın biz de çözemedik. Yani burası 3 ayrı çöp kutusu mu? Çöp yani kutusu mesela... olamaz Zeynep, ağzı açık. Aşkım ağzı açık değil bak. Şimdi buradan gidiyorsun, bak kapalı. Ha okey. Bunları koysam mesela, bunlar dip konulmuyor, şuraya çarpıyor düğünlerine. Evet. Bunları böyle yatıp da koyamayacağım. Burası çöp bence. İşte kağıt. Plastik, cam falan diye. Şu anda böyle temizlik var diye bunları böyle yerleştirdik. Burası böyle bulaşık yıkarken bakıp "Kesinlikle aynısıyım, neden bulaşık yıkıyorum?" diye bakmanız için. Yani şu anda dünyayı geziyor olabilirdim. Bir ama uçak biletimi check-in yaptırıyor olabilirdim. Ama lanet olsun bulaşık yıkıyorum diyeceğimiz yer. Şimdi şu... burası dediğinde orayı göstereyim mi? Hayır. Bak şimdi. Bunu kimse beğenmiyor evimize gelen yaşlıların hepsi. Hayır, çok modern duruyor bence. Bence de çok modern duruyor ama herkes diyor ki bu güzel çekmez bence. Bence çok şık. Şey bu, ne bu? Davlumbaz. Davlumbaz. Böyle lamba gibi duruyor. Evet, bence buradan de çok böyle, hoş. Burası çekmece. Burası yine bir dolap. Biliyorsunuz ki ev ne kadar güzel olursa olsun her zaman bir sarıneve ihtiyaç vardır. Ama bak, temizliğin bittiğinin resmi kanıtıdır. Milli hareketimiz bak. Sıktı. Hareket kes şimdi. Yine örnek dairede buralara böyle tatlı tatlı kavanozlar konulmuştu. İşte sık kullanılan şeylere. Burada böyle. Burası balkondan ayrı bir yer. Şöyle. Buraya ben şey koymayı düşünüyorum. Ahşap böyle raflar. Bu arada şu doğum lekem ya da herhangi bir şey değil. Göz kalemi. Buraya ahşap raflar ve bir sürü yeşil bitki koymayı düşünüyorum. Burası, evet anlatın. Burası balkon. Kış bahçesi diye de geçiyor. Şu an çok ışık var. Parlıyor olabilir. O buranın ışığından yalnız. Neyden? Burada böyle. Şimdi oturma odasına geçiyoruz ama burası oturma odası olmayacak tabii ki. Bura benim çekim odam olacak. Normalde oturma odası olarak kullanılıyor. Ben buraya çekim ve giyim odası yapacağım. Sesim yerlerinde olabilir, ev boş olup geleceğim. Şuraya bir dolap gelecek. Tam buraya. Bu tarafa bir oturma köşesi yapmayı düşünüyorum. Buraya aynamı koymayı düşünüyorum. Bir boy aynası. Camın tam önüne de makyaj masası koymayı düşünüyorum. Buraya da bitkiler falan. Şuraya da iki yanım, bakın arkadaşlarım ne kadar önemsediğimi göstereceğim size. İki yanım divanı var bilirsiniz. Böyle normalde koltuk. Bilmez miyiz ya? Bizim hayat amacımız iki yanın kataloğunu ezberlemek. Divan mı? Bildim bir saniye. Barkod araştırıyor. Buraya iki yanım bir tane divan koltuğu var. Tamam arkadaşlar. Benim divan gibi duruyor. Açınca çift kişilik yatak oluyor. Ben aslında buraya koyacağım o divanı hep bu eve gelmeden önce yatak odama koyarım diye düşünüyorum. Çünkü yatak odası da bayağı büyük. Hani şey diyeyim. Ama oraya sığmıyor. Buraya sığmıyor.
koyacağım o yüzden. Arkadaşlarım burada kalabilsin, salonda yatmasınlar diye. Orada, burada kendilerine özel bir alanlar olsun diye. Buraya koyacağım. Burası bu kadardı. Hadi gidelim. Şimdi odalar tarafına gidiyoruz. Hadi gelelim. Annemlere bu odayı vermek istedim. Yüce gönüllü Zeynep. Sen nasıl yüce gönüllü bir insansın ya. Evet. Bura. Arkadaşlar burada şöyle bir soru var. Annem herkes bunu üzülerek anlatıyor ama annem yatak odasına sadece uyumaya geliyor. Ya ama yatak odasına diğer insanlar ne için? Ben yatak odamda her şeyimi yapacağım. Televizyon izleyeceğim, makyajımı yapacağım. Zaten uzurdum. O yüzden onlara ebeveyn odasını vermedim. Buraya verdim. Ve biz burada uyursunuz. Buraya yatakları sürüyor zaten. Onların yatakları buraya gelecek. Böyle küçük bir oda. Buraya dolap yapılacak cumartesi günü ama pazartesi demişlerdi ama cumartesi yapılacak. O yüzden gösteremiyorum. Pazartesi yapılsaydı bugün yapılmış haline çekmeyi düşünüyordum ama yapılmadı. Buraya bir gömme dolap yapılıyor. Yapıldıktan sonra biz montajda koyarız onu. Aynen. Şöyle bir şey diyecektim bu arada. Ne diyecektim? Bu kadar. Zaten bu odanın daha fazla anlatılacak kadar bir metrekaresi yok Zeynep. Hayır. Devam edelim. Genel banyomuz var. Işık nasıl acaba? Evet, güzel. Güzel mi? Hı hı, çok güzel burası hatta. Burası banyomuz. Burada örnek dairede şurada şey vardı. Hamam. Hı? Neydi? Ha, sauna. Sauna vardı. Ahşap böyle burayı kaplıyor. İnanılmaz güzeldi. Ama şey. Daha Türkçe konuşuyorum galiba. Ne evet diyorlar? Hani isteğe bağlı. Hı, opsiyonlu. Opsiyonluydu. Ev sahibi yaptırmayı tercih etmemiş. O yüzden biz de buraya kocaman bir dolap almayı düşünüyoruz. Mutfakta ne kadar fazla dolap varsa burada tam aksi hiç dolap yok arkadaşlar. Çok böyle güzel bir aile var. Yine örnek dairede iki tane aile vardı. Şimdi burada iki tane lavabo olduğu için burayı abdest için koymuşlar bu toylar ya da küçük çocuklar için. Burada bir aile vardı. Bir de burada bir aile var. Böyle bu tarafa gelelim. Burası çok güzel bir duşakabin bence içinde. Onun adını bil bakayım. Hamam. Taz. Kurna. Ne? Kurna. Kurna. Burada kurnamız var. Hatta şarkısı bile var. Kurnadan bu kurnaya çirkin sıçramı. Aa, bu tam hamamda çalınacak bir şarkı. Zaten orada çalınır ya. 15 yaşında da Zeynep var. Kimlere aldanma. Buradan da gidelim. Hadi. Diğer bir çocuk odasına geçiyoruz. Burası da kardeşimin odası olacak. Ayrıca taşınmamızı söylememiştim galiba. Herkes bir İstanbul'a taşınıyor da aynı bir evde çıkıyor zannetti. Ama hayır, ailece taşındık buraya. Burası Ömer'in odası olacak. Yine çok anlatılacak bir şey yok. Yatağı buraya gelir. Şuraya yine bir dolap yapılacak. Burası bomboş bir alan. Buraya masası gelir. Burada da yine başka bir şey yok. Şimdi evin yine en sevdiğim ikinci kısmına gidiyoruz. Benim odam. Hadi bakalım. En büyük odayı ben aldım. Tabii ki. Şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Çünkü burası benim tamamen yaşam alanım olacak. Yani çekimlerim, televizyonum zaten uzun her şey burada olacak. Şey mi diyebiliriz? İnin. İnim, evet. Burası inin. Ben çıkmayı düşünüyorum. Hep söylerler bunu. Evde de ininden çık artık falan. Asla çıkmayacağım. Böyle yatağım buraya gelir. Muhtemelen şuraya. Böyle. Böyle üstüne. Buraya bir komidin yatağın kenarına. Buraya bir komidin. Belki buraya ya da tam olarak şuraya bir ayna gelir. Buraya televizyon ünitesi alacağım. Annemler diyor ki yatak odasında televizyon ünitesini nerede yok falan. Ama ben dedim ki burayı sadece yatak odası olarak kullanmayacağım için. Oturma odası havası yaratmak için de güzel ahşap bir televizyon ünitesi almayı düşünüyorum. Televizyonu buraya asacağız. Bu kadar. Buraya da bitki falan gelir. Sonra burası giyinme odasının bölümü. Açıyoruz efendim. Hadi bakalım. Burada böyle iki parçalık dolap var. İki tane çekmecesi var. Aynısı burada da var. Toplam 4 kapak oluyor değil mi burası? Aslında 2 kapak mı? 4 kapak mı? 2. Sonra burada bir makyaj masası gibi bir şey yapmışlar. Makyaj aynası gibi bir şey. Şöyle de bir çekmece var. Buraya muhtemelen takılar. Saat. Buraya da ne olur bilmiyorum. Burayı göstermeye çalışıyoruz. Burası da klasik ebeveyn banyosu aslında. Çok bir şey yok. Hatta küçük de bir banyo. Böyle bir banyo var. Minicik. Çok bir hareket alanımız yok. Yine aynı o. Kurna. Kurna şeyi burada da var. Böyle bir dolap koymuşlar. İşte buraya cilt bakım malzemeleri, rezervatör. Onlar gelecek. Banyomuz da bu kadardı. İşte ev böyle arkadaşlar. Ev harika. İnşallah Zeynep de, ablam da, abim de sağlıkla, huzurla, mutlulukla güzel günlerde, güzel anılar biriktirerek oturuyoruz bu evde. İnşallah. Bu kadar. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.